Türkiye'de iş yapmak maalesef çok zor. Sabah Discord'un kapandığı haberiyle uyandık. Gece biraz geç yatmıştım. Biliyorsunuz canlı yayın vardı. Ondan sonra biraz çalışmalarım vardı. Maalesef Discord kapandı. Bu durumda YouTube katıl veya doğrudan haddinaj kulübü üzerinden Discord'a gelen üyelerimiz maalesef mağdurlar. VPN ile mobil üzerinden bağlanılabiliyor. Orayı kullanabilirsiniz şimdilik. Hangi VPN'ler güvendilir, değildir konusunda ben bir sorumluluk alamam ama biz Proton'u kullanıyoruz. Pek bir sorun görmedim şu ana kadar. Yine de VPN'iniz açıkken bankacılık işlemi yapmayın. Bunu her zaman tavsiye ediyorum. Bu sorun ne zaman biter bilmiyoruz. Biliyorsunuz bir avuç sapığın sapıkça işlerinden dolayı Discord'a yasak geldi. Çok da anlamlı bulmuyorum çünkü aynı şeyleri başka platformlara taşıyacaklar şimdi. Biz de Telegram'a taşınalım mı diye düşünüyoruz. Mesela benzer çözümler orada da var Discord'a benzer ama onun da kendine göre sınırlamaları var. Artı Telegram'da da benzer şeyler zaten oluyor. Yani hangi sosyal medya platformuna giderseniz gidin belli şeyler yaşanıyorlar. Burada platformu doğrudan kapatmak yerine onu yapanlarla mücadele daha akılcı olabilir. Öte yandan Discord'un da devletimize yardımcı olması lazım. Hakikaten dönen şeyler facia Discord'da. Ve bizler gibi kaliteli içerik üreten, oradan topluluklarına fayda katan, güzel şeyler karşılıklı öğrenilen platformlarda olan olmuş durumda. Şimdilik VPN ile devam ediyoruz. Bir iki hafta kadar böyle devam edeceğiz. Bunun sebebi de genellikle iki hafta içerisinde bir çözüm üretiliyor. Discord'da da bu konuda bizim Türk devletimizle işbirliği yapacağını umuyorum. Nasıl daha evvel Instagram yaptı ve barışıldı bir çözüme ulaşıldıysa. Discord için Türkiye önemli bir kanal. Discord için Türkiye önemli bir pazar. Göreceğiz tabi ilerlemeleri takip edeceğiz. Bu çerçevede lütfen VPN ile şu anda bağlanın. Mobil VPN'lerle bağlanılabiliyor. Dediğim gibi bir işbirliğim falan yok ama ben Proton'u kullanıyorum ve bir sorun olmadan şu anda bağlanıyorum. Sizlerden de mobilden bu şekilde gelmenizi rica ediyorum. Yeni üye olmak isteyenlerin de bu sorunu farkında olmaları gerekiyor. Eğer VPN ben kullanmamıyorsanız bir süre belki üyeliği ertelemekte de fayda var. Biz de bu sırada yeni çözümlere bakacağız. Başka hangi alternatif platformlar kullanılabilir bunları inceleyeceğiz. Allah'tan bizim Discord platformumuzun neredeyse yarısı kullanıcılarının yurt dışından bağlanıyorlar. Onlara zaten sorun yok. Ülkeye öz gibi sorun şu anda. Dediğim gibi mobilden bir süre daha devam edeceğiz. Umarım Discord'da devlet arasındaki problem de çözülür ve bu sorundan kurtuluruz. Kısaca durum bu. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.